Merhaba değerli yatırımcılar. Ben Invest Hanzi Yatırım'dan İsmail Bilger. Bugün haftanın ikinci işlem gününe başlarken dolar TL kurunda hafif bir yükseliş olduğunu görüyorduk. Tabii burada dün Amerikan piyasalarının tatil olduğunu unutmamamız gerekiyor. Aynı zamanda veri akışı açısından da sakin geçti Amerikan piyasaları. Türkiye piyasasına baktığımızda ise dün Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyatları açıklandı. Burada 2018 Aralık ayında yıllık %10'a yakın bir artış gerçekleştiğini gördük. Bir diğer taraftan ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerde konut satışlarında ciddi bir %24,8'lik bir azalış yaşandığını gördük. Dolar TL kuruna baktığımızda günlük grafikte hareketli ortalamanın hala altında kaldığını söyleyebiliriz. Şu anda 5.30'lu seviyelerden işlem görüyor. Fakat hemen bir üzerinde 5.31-5.32 bandı gibi bir direnç noktamız var. Tam hareketli ortalamaların biraz altında. Bu destek bizim için bu seviye bizim için önemli. Burayı kırdıktan sonra 5.35'li seviyeler var yukarıda. 5.35'li seviyeleri geçemediği sürece tabii hala satış baskısı yaşadığını söyleyebiliriz. Destek olarak baktığımızda ise 5.27'li seviyeler bizim için önemli destek noktası. 5.27'li seviyelerden de geri çekilmeler yaşarsa 5.22-5.23'lü seviyeler bizim için önemli destek noktası olmaya devam edecektir. Bugün tabii dolar TL kuru için ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafından yurt dışı piyasaların sakin olduğunu söyleyebiliriz veri akış açısından. Amerikan piyasalarında ise FOMC üyesi konuşması var bugün. Daha sonrasında 3 aylık hazine bono ihalesi ve 6 aylık bono ihalesi verilerini takip edeceğiz. Euro dolar paritesine baktığımızda ise paritenin dün belirli bir oranda yükseldikten sonra bugün tekrar geri çekilme yaşadığını söyleyebiliriz. Şu anda 1.12.95'lerden işlem gördüğünü söyleyebiliriz paritenin. Dün Amerika piyasaları kapalıydı. Fakat Avrupa piyasalarında devam eden Brexit belirsizliği ve İtalya süreci paritenin belirli bir yükselmesine engel olmaktadır. Burada tabii dün Almanya'da Bundesbank'ın bir açıklama aylık yayınladığı raporda ekonomik yavaşlama en azından ilk yarıda devam edecek. 2019 yılının ilk yarısında devam edecek açıklaması vardı. Parite bu sabahtan itibaren zaten geri çekilmeye devam etti. Burada tabii bizim için önemli 1.13.25-27'li seviyeler var direnç seviyesi olarak. Bunun üzerinde ise hareketli ortalamaların biraz altında kalan 1.13.55'li seviyeler var. Burada tabii satış baskısı gördüğü zaman da geri çekilmelerde 1.12.91'li seviyeler, 1.12.90'lı seviyeler var. Bu desteği kırarsa da bizim için 1.12.80'li seviyeler önemli destek noktası olmaya devam edecektir. Bugün tabii Avrupa tarafına baktığımızda veri akışı açısından Almanya'da ZEB ekonomik hissiyat endeksi açıklanacak. Diğer taraftan da Avrupa Birliği'nde cari hesap verisi açıklanacak. İngiltere tarafında ise ortalama gelir endeksi ve istihdam değişimi verilerini takip edeceğiz. Altın ons fiyatına baktığımızda ise altın tabii hala yatırımcılar tarafından güvenli liman algısı yaratmaya devam ediyor. Dün altında da bir yükseliş gördük fakat bugünden itibaren önemli bir direnç noktasından geri çekilmeler yaşadı. Buna biz kar satışları olarak da nitelendirebiliriz. Teknik analiz detaylarına bakarsak ise altın 1317'li seviyeler bizim için destek noktası olmaya devam edecektir. Bir yukarıdaki destek noktası ise 1320'li seviyeler olmaya devam edecektir. Fakat dün de döndüğü direnç noktasının hemen üstünde 1327'li bir destek direnç noktası var. Bu direnci kırdığında ise biraz daha yukarıda 1329'lu ikinci bir direnç noktamız görülmektedir. Amerika tarafında açıklanacak veriler altın ons fiyatına tabi büyük ölçüde etki etmektedir. Videomuzla alakalı yorum veya sorularınız olursa videonun altına yorum olarak bekliyoruz. Invest Hanzi Yatırım Ailesi olarak herkese bol kazançlar.